Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Evet kardeşlerim, bugün Bakara suresinin 7. dersini işlemek suretiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün inşallah 62. ayetten 71. ayete kadar, Allahu alem, 71. ayete kadar gideceğiz. Rabbim dersi dinleyip ve dinledikleriyle amel eden kullarından bizleri eylesin. Evet. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى. Bakınız. Özellikle bu ayet, insanlar yanlış mani veriyorlar. Bakın şimdi. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Bu ayetten çıkarak diyorlar ki, bakınız işte Yahudiler, Hristiyanlar, dinden dönenler eğer Allah'a iman ederlerse, yani Allah'ın rububiyetine iman ederlerse ve salih amel işlerlerse cennet ehlidir. Bu şekilde mana çıkarıyorlar. Ama oysa bu öyle değil. Nasıl yani? Şimdi tamam, Rabbim Allah'tır diyecekler. Yani yaratan, yaşatan, rızık veren, koruyan, kollayan, halk eden, tamam. Allah. Zaten Ebu Cehil bunu kabul ediyor. Nedir? وَلَاِنْ سَأَلْتِهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ. Onlara sorsan ey Resul, Ebu Cehil'e, Abdullah İbni Selul'e, Ebu Lahab'e, müşriklere sorsan, yeryüzünü ve gökyüzünü kim yarattı? Allah diyecekler. E bunu müşrikler zaten biliyorlardır. Arıza nerede? Arıza uluhiyette. Uluhiyeti kabul etmiyorlar. Muhammed'imizi kabul etmiyorlar. Muhammed'imizi kabul etmeyen bir zihniyet nasıl olurca cennete girecek? Vallahi günümüzün Yahudileri, Hristiyanları cennete girecek diyen olan bir kişi, vallahi billahi tellahi kendisi cennete giremez. Nasıl olacak ya? Resulümüzü kabul etmiyor. Rabbim Allah'tır diyecek. Benim yaratıcım Allah'tır diyecek. Ondan sonra cennete, öyle mi? Diyor ki bak ayet. Ayet öyle değil. Bakınız. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû. İman edenlerden, bak, Yahudilerden ve Nasranilerden ve sâbiîne, dinden dönenler, sâbiîne, dinden dönenler, bunlardan men amene billahi vel yevmil ahiri, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, bu fırkalardan, tamam mı? Şimdi tamam, bunlar Allah'ın varlığına iman ediyorlar ama diğer taraftan Allah üçtür diyorlar. Nasıl olacak? İsa Allah'ın oğlu diyenler var, İsa Allah'tır diyen var, değil mi? Allah Ruhul Kudüs vesaire yani. Müşrikler Allah'ın kızları var diyorlar. O da meleklerdir. Nedir şimdi? Şimdi bunlar Allah'ın varlığına iman ediyorlar ama diğer tarafta Allah'a ortak koşuyorlar. Nasıl olacak? وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Bakınız. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah katında ecelleri vardır ve onlara orada hiçbir korku yoktur. Bakınız abilerim, burada men amene billahi vel yevmil ahir ve amile salihan, hakkıyla Allah'ın emir ve yasaklarına iman edenler. Mesela şöyle diyebiliriz. Yahudilerden, Hristiyanlardan Musa aleyhisselam döneminde o zamanki Tevrat'a ve o zamanki enbiyalara iman edenler cennete girecekler. Bunun manası bu. Yani günümüzün Yahudileri, Hristiyanları her ne kadar bizim kitabımız Tevrat deseler bile şu an ellerindeki Tevrat nedir? Tahrif edilmiş olan Tevrat'tır. Olmaz. Yani Resulümüz gelmeden önce bu saymış olduğumuz fırkalar hakkıyla Allah'a iman ediyorlarsa, ki o zaman zaten İslam'dır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce Musa vardı, İsa vardı. Zaten onların dini İslam'dır. Ama onlar ne yaptılar? Hayır. Tahrif ettiler. İşte alıyoruz ya ayetleri teker teker. Bunun manası bu.
Yoksa ya bir Yahudi gelsin, bir Hristiyan gelsin, benim Rabbim Allah'tır deyip, beni yaratan Allah'tır deyip, tamam, ondan sonra Resulümüzü kabul etmeyen, cennet cehennemi kabul etmeyen, he? Öyle ya. Mesela geçenlerde biri diyor ki cennet de burada, cehennem de burada ama Allah vardır diyor. E o zaman bu Cehennem-i Sıffa'nın akidesinin ta kendisidir. Cehennem-i Sıffa diyor ki Allah'ın varlığını bilirsen, namaz kılmasan da, oruç tutmasan da, Yüce Allah'a hiçbir ibadet etmesen de senin imanın ile Cibril imanı arasında hiçbir fark yoktur diyorlar. O zaman Ebu Cehil de Müslümandır, hepsi Müslümandır. Hayır, öyle değil. Yahudiler ve Hristiyanlar Musa Aleyhisselam'a iman edip o zamanki Tevrat'a hakkıyla iman edenler ve hakkıyla tasdik edenler cennetliktir. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a iman edip o zamanki İncil'e, şu an İncil de tahrif edilmiş, şu an 3 tane İncil var. Koy böyle masaya, şöyle aç, bu buna benzemiyor, şu şuna benzemiyor, şu sayfa, yani o bir Tevrat'taki sayfaya benzemiyor, İncil'e benzemiyor, diğeri benzemiyor. Ama Kur'an, Mekke'nin o bir ucundaki Kur'an aynı, dünyanın o bir ucundaki Kur'an aynı, bir harfi bile değişmez Kur'an. Ve bunu Allah koruyor. Dolayısıyla abilerim, bu saymış olduğumuz Hristiyanlar, Yahudiler, dinden dönenler, tamam mı? Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, tamam mı? Ve salih amel işlerlerse nedir? Bunlarla beraber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik ederlerse, zaten Allah Resulü ne diyor? وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعْ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذ۪ي اُرْسِلْتُ بِهِ اِلَّا كَالَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Yahudi ve Hristiyanlardan beni işitip de benim getirdiğim bu Kur'an'a iman etmeyen cehennem ehlinden olmasın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani mutlaka cehennem ehlindendir demek istiyor. Demek ki burada Yahudiler, Hristiyanlar Resulümüzü kabul etmedikleri müddetçe cehennemde ebedi bir şekilde kalacaklardır. Bu ayetin manası budur. Ama yok efendim, günümüzde kafirler de cennete girecekler diyen olan bir kişi vallahi kendisi cennete giremez. Hele dur sen gir, ondan sonra kafirleri cennete girdir. Evet. Ayetleri çarpıtmayacağız. Kema emrana rabbuna ve ahbarana nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinde bunları açıklayacağız.